Keçilerimizin, kuzularımızın ve tabii ki Bozi'nin yemek saatinden merhaba. Biliyorum, ev ve araziyle alakalı internette araştırma yaparken kafa karıştıran, hatta birçoğu birbiriyle çelişen çok fazla bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Biraz bundan bahsedeceğim, ardından Karadenizli, Trabzonlu bir abimizin pek çoğumuzun belki de hayali olan böyle ahşap taşınabilir yapmış olduğu yapıdan bahsedeceğim, onu göstereceğim sizlere. Ama öncesinde bu kafa karıştıran konuyla alakalı böyle kısaca bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar, bunun iki sebebi var. Birincisi, Aydın ve Muğla üzerinde konuşacak olursak, ki ben zaten buraların tanıtımını yapıyorum. Buralar yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra arazilerin statüleri değişti. İl özel idaresi kalktı, yönetmelikler değişti, uygulamalar farklılaştı. Fakat ya bu tarihten önceki yönetmeliklerin bulunduğu internet sitelerine denk geliyorsunuz, çünkü tamamen farklı konular, ya da hala eski yönetmelikleri anlatan, eski uygulamalardan bahseden kişilere denk geliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Halbuki bunlar artık yerleşik uygulamalar da yok, tamamen değişti. Bu birinci sebepti. İkinci sebepse, yağmur da buraya gelmiş. İkinci sebepse arkadaşlar, ki iyi ki de yapıldı zaten şimdi anlatacağım şey. Artık böyle eskiden olduğu gibi her boş bulunan araziye ev yapılamıyor. Dediğim gibi iyi ki de yapılamıyor. Bu taraflarda sahil şeritleri, Karadeniz taraflarında yaylalar. Eminim ki hepiniz biliyorsunuz bu durumları. Gerçekten önüne gelen bir kaçak yapı yapıp ya nasılsa bir imar affı çıkar artık, nasılsa bir ceza yazılır, devam eder gideriz düşüncesiyle eskiden patır patır evleri yapıyorlardı arkadaşlar. Ama ancak iyi ki artık bunlar yapılamıyor. Birçok yasa çıktı çünkü. Fakat hala eski uygulamaların var olduğunu zanneden insanlar yine bu yönde bilgi vermeye devam ediyorlar. Ya yıkın yapın, bir şey olmaz. Ya yap cezayı, işte ödersin geçer gider şeklinde yorumlara sıkça rastlıyorum ve işin uzmanı olduğunu iddia eden kişiler de bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla öncelikle bu kafa karışıklığının sebebini bir özet geçmiş olduk. Bununla birlikte tabii ki artık evi yapmak zorlaşınca, bu durumlarla karşılaşınca insanlar farklı arayışlara giriyorlar. Bunun bir alternatifi de geçtiğimiz günlerde de bahsettik. Taşınabilir yapılardır. Taşınabilir yapı da matematik denklemi değil. Yani son derece basit bir şey aslında. Bununla alakalı çok fazla yorum ve soru geliyor ama konunun özeti şu arkadaşlar. Siz imara tabi olmayan, yani imarı ilgilendirmeyen bir yapı yapıyorsunuz. Bu ne demektir? Trafiğe tescilli bir yapı. Belediye imarı ilgilendirmiyor, trafiği ilgilendiriyor. Ha, bu yapı hareketli olacaksa siz tamamen prosedürlere uygun şekilde mühendise çizimini yaptıracaksınız yapacağınız taşıtın. İster karavan olur, ister çekme karavan olur, dorsal üstevi olur, fark etmez. Muayeneye sokacaksınız. Daha sonra buna uygun ruhsatını çıkartacaksınız. Hareketli bir şekilde yıldan yıla muayenesini yaptırıp kullanacaksınız. Veyahut da geçtiğimiz günlerde çok daha pratik bir yöntemden bahsetmiştim. Siz örneğin işte bir dorsayı alıp da trafiğe teşhir ettikten sonra gittiniz arazinize bıraktınız. Çekme belgenizi aldınız. Artık muayeneden, şundan bundan, vergiden de kurtuldunuz. Bunun üstüne daha sonra farklı bir araçla gelip bir ev oturttunuz. İşin en pratik yöntemi bu. En basit yöntemi bu. Bunu abartan arkadaşlarımız oluyor. 3 dorse 4 dorse yan yana koyabilir miyiz? Koyamazsınız. Koymayın zaten. Yani buradaki amaç bir şekilde pratik bir ev ortaya çıkartmak. 3 tane dorse 4 tane dorse olur mu? Ya şikayetleri tespit halinde zaten çevre şehircilik buna müdahale eder, kaldırtır. Ama genel itibariyle tek dorsa üstüne, tır dorsası üstüne işte 13 metreye 4 metreye batında bir ev koyabilirsiniz. Hatta o küçük de bir asma tavan da yapabilirsiniz. Yani kaba taslak söylüyorum sizlere. İşte 50 metrekarelik bir ev çıkmış olur ortaya ki. Zaten bu işin esprisi budur. Taşınabilir yapı dediğiniz zaman malikane gelmez ki aklınıza. Yani işin özü, siz trafiğe tescilli bir kayıt yapı kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu trafiği bağlar. Durduğu yerde de trafiği bağlamayacağı için çekme belgesi de var. Sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Elektriği, suyu, gideriyle alakalı zaten geçmiş videolarda pek çok şey paylaşmıştık arkadaşlar. Ev yapmanın günden güne zorlaştırıldığı, tekrar ediyorum, iyi ki zorlaştırıldığı bu dönemde taşınabilir yapılarda son derece revaçta. İşte Trabzonlu bir abimiz kendisine ev yapma izni vermeyen belediye karşısında harika bir çözüm bulmuş. Tabii hemen aklımıza Kemal Sunal geliyor değil mi? Rahmetli. Kendisi bir minibüs sahibi, bir otobüs sahibi. Bu otobüsü ahşap bir eve çevirmiş. Son derece şık olmuş arkadaşlar. Abimizin eline koluna sağlık. Habere göre 150 bin lira para harcadığını söylemiş. Ben Trabzonlu bir zekasına sahip, Trabzonlu becerisine sahip bir abimizin o kadar harcamayacağına eminim. Muhtemelen oradaki haberde bir karışıklık, yanlışlık olmuştur. Ben dilerseniz öncelikle o evi sizlere bir
göstereyim şöyle. Umarım bu defa müziği beğenirsiniz arkadaşlar. Vaktim olmuyor seçmeye, araştırmaya. Zaten telif var müziklerde, biliyorsunuz. Telifsiz bulmak da ayrı bir sıkıntı. Bakın, o abimizin bu ev sorununa karşı bulmuş olduğu, böyle Trabzon'da yayla yayla gezdiği o otobüsü ben sizlerle bir paylaşayım. Gerçekten konduğu yerde sırıtmayan, doğaya yakın, son derece böyle şirin, kibar bir ev olmamış mı arkadaşlar? Gerçekten son derece güzel olmuş. Abimiz de öyle zaten, otobüste tır 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 yayla yayla geziyormuş. Maşallah, kendisinin ellerine sağlık. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben evlerin tanıtımını yaparken taş evlerin bana daha böyle ev gibi geldiğini, böyle seçme şansım varsa taş ev isteyeceğimi, bizimkiler de alarm verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz, bakın aşağı birileri geldi yine. Hemen nasıl koşturuyorlar orada, şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Bak 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 bak, gidişe bak bak bak. Aşağıya birileri geldi. Her neyse. Sizlere taş evin bana daha böyle ev gibi geldiğinden, ahşap evlerin ise bana kendi görüşümü söylüyorum, böyle dört mevsim yaşanacak bir yer gibi olmadığından, genelde böyle kısa dönemli, kısa süreli, işte bungalov tarzı ev hissi verdiğinden, kısa süreli vakit geçirecek ev hissi verdiğinden bahsetmiştim. İşte abimizin bu ahşap evi tam olarak bunu tanımlıyor benim açımdan. Yani küçük, şirin, son derece böyle, ne diyelim, doğal ama dört mevsim içinde geçirilir mi? Zor. Bana böyle geliyor. Siz tam tersini düşünebilirsiniz. Yani dört mevsim böyle bir göl kıyısında, işte bir deniz kıyısında ahşap bir evde yaşayayım diyebilirsiniz. Gayet normaldir bu. Her neyse, abimizin evi gerçekten gayet şık olmuş. Aslında işin özü bu. Ya bir otobüsünüz var. İşte bunu ahşap kapladınız. Belki sadece şasisinin motorunu kullandı, bilmiyorum. Ya da kaplamasını ahşap kapladı komple üstüne, bilmiyorum. Bunu ahşapla kapladınız. Çatı yaptınız. İçerinin dekorasyonunu da yaptınız. Buyurun işte, size taşınabilir ev arkadaşlar. İşin özü bu. Biz Dorse'den niye bahsediyoruz? Tabii ki alan daha geniş olsun diye, daha büyük olsun diye. Ya da sürekli hareket etmeyeceğiz diye. Çünkü amaç bir şekilde evi bir yere koyup orada yaşamak değil mi? Amaç bu değil mi? Hep giderle alakalı, atık suyla alakalı sorular gelmiş. Arkadaşlar, çevre ve şehircilikten onay alıyorsunuz. Daha doğrusu izin alıyorsunuz. Daha sonra firmayla anlaşıyorsunuz. Firma size kurulum yapıyor. Sızdırmasızlık belgesi veriyor. Bunun karşılığında siz foseptik kullanabiliyorsunuz. Foseptik kullanmak için illaki ruhsatlı bir yapı gerekmiyor. Ya mobil tuvalet koyacaksınız farz misal tarlanıza. Yine çevre ve şehircilikten gidip gerekli izinleri aldığınızda foseptik kullanabiliyorsunuz. Bu çok çok zor bir şey değil. Beni şaşırtan, hala şaşırtmaya devam eden, çok sık gelen sorulardan biri de, kendi ev mi, yukarıdaki evimize, ki biliyorsunuz özü prefabrikli, konteynerdi, elektriği suyu nasıl bağlattın soruları geliyor. Yani hala o kadar açıklamaya rağmen prefabrik evlerin ruhsata tabi olmadığını, ruhsatsız yapılar olduğunu, tabii ki ruhsatsız yapıda elektrik su verilmiyor. Bu yüzden benim nasıl bağlattığımı soran arkadaşlar var. Arkadaşlar, kartondan da olsa ev ruhsata tabidir. Bu kadar basit. Şu gördüğünüz yapı ağır olduğuna dair gelip burada denetleme yapılıyor. Ondan sonra size izin veriliyor. Kafanıza göre hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakın, tekrar ediyorum, bunlar eskiden de. Artık her şey yasal prosedür çerçevesinde yapılıyor. Yönetmeliklere göre yapılıyor. Ha, bazen karşılaştığım şeyler, belediye inisiyatif kullanabiliyor. Ama bunun dışında her şeyi birebir yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygulamak zorundasınız. Onlar eskiden de artık, yani gideyim prefabrik ev koyayım. Hala bakıyorum bazı ilanlarda, gerçekten şaşırıyorum. Yazıyor bungalova uygun. Ya nasıl uygun? Bungalov dediğin yapı ruhsat gerektiriyor. Sende imar yok. Yazmış sit alanı. Prefabrik yapabilirsiniz. Temelsiz yapı yapabilirsiniz. Yapamazsınız. Ya bunlardan sık sık bahsediyoruz, kusura bakmayın. Böyle hani papağan gibi oluyor ama önemli. Bu yüzden bir sürü mağdur olan insan var. Bir yandan iyi şeyler yapmaya, örnek oluşturmaya çalışırken, bir yandan da en azından bildiğim konularda da insanlar mağdur olmasın diye anlatmama da müsaade edin. Gerçekten, çünkü bakıyorum hala insanlar bu konuda yanlış yönlendirmeye, yanlış bilgi vermeye devam ediyorlar. Yani yasak olmasa, açacağım bir gün böyle canlı yayında telefon numarasını o ilanlara. Ya arkadaş, sen diyeceğim bunu yazdın ama nasıl yazdın? Ya yazmış, bağ evi izni alınabilir, iki katlı yapılabilir. Ya ben hayatımda iki katlı bağ evi izni görmedim. Bağ evi izni zaten yönetmeliklerle tanımlıdır, tek katlıdır. İkinci katı olmaz.
O yüzden arkadaşlar sizler de mutlaka güncel uygulamaları takip edin. Çok zor bir şey değil. Bırakın beni. Bırakın ilanları. Gayet basit. Bir arazi belirlediğinizde gidin imar müdürlüğüne. Gidin yapı ruhsat servisine. Gidin konuşun. Gerçekten yardımcı olurlar. Özellikle Muğla'da her konuda gerçekten yardımcı olurlar. Gidin sorun. Bu kadar basit. Zor bir şey değil bu. Ona buna bana başkasına inanmanıza gerek yok ki. Bir arazi belirlediğinizde gidin sorun. Ya arkadaş ben burayı aldım. Nasıl bir ev yapacağım? Ya da ev yapabilir miyim? Kaç metrekare olur? Kaç katlı olur? Bu senin doğal hakkınız. Dediğim gibi bilgi de veriyorlar zaten. Her neyse arkadaşlar. Umarım ki abimizin evini beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım ki en azından küçük de olsa bir fikir vermiştir sizlere. Çünkü ben gelecekte bu tarz evlerin çok ama çok popüler olacağına inanıyorum. Hatta bu tarz evle alakalı da çalışmalarım var. Belki ileride bu işe gireriz. Belli olmaz. Bu işe de gireriz diyelim. İlerleyen dönemlerde bakalım hep birlikte yeni gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.